Herkes göz için ne içersin? Söyle bakayım Serpil, ne öğrettiler size göz için en iyi şey neyin suyu? Domates suyu hocam. Tamam. İlkokulda ne öğretiyorlar diye. Havuç. Diyor. Havuç. Hocam, havuç. Havuç desene kızım. Otur bir. Sen bunu benden öğrendin evet, değil mi? Evet hocam. Ama daha önce ne diyorlardı? Göz için havuç. Okulda ne öğrettiler? Havuç. Havuç. Ondan çok daha etkili domates suyudur. Suyu. Evet. Yani çocuklarımız için çocuklar için de öyle. Tabii ya tese gelecek olursak bakın domates özellikle sporcuların içmesi gereken domates suyudur. Neden? Kardiyomiyopati dediğimiz veya kardiyak hipertrofi denilen kalp büyümesine karşı müthiş önleyici ve koruyucudur. Ağır spor yapanlar yani stres altında spor yapanlar, halterciler, uzun mesafe koşucuları, ne bileyim işte günde günlük trenileri olan yani antrenmanları olanlar ne yapacak? Domates suyu içecek kalp büyümesine karşı. Çünkü kalp büyümesi işte sporcularda daha sık görülmesinin nedeni budur. Bakın kanser konusunda domates bir numaralı koruyucu ve önleyici. Prostat kanserinde ve meme kanserinde. Çünkü içerisinde indol grupları olduğu için hormon dengeleyici özelliği var bu domatesin. Eğer meme kanseri veya prostat kanserine karşı yatkınlığı varsa doğal domatesi tükettiği takdirde koruyucu ve önleyici gücünden istifade ediyorsunuz demektir. Ama değilse yani o zaman kötü bir şeyse o zaman ne yapacaksınız? Kötü bir hibritse diyelim faydası yok. İşte tatsız tutsuz bir şey tüketiyorsunuz ve koruyucu ve önleyici gücü de yok demektir. Mesela bazı erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi vardır. Buyurun domates suyu. Günde önündeki bardak kadar 150 mililitre taze sıkılmış domates suyunu içeceksiniz. İyi huylu prostat büyümesine yakalanmazsınız. Babanızda iyi huylu prostat büyümesi varsa gençler yaşınız 40 olduğunda haftada 2-3 defa taze sıkılmış domates suyu için. Bu derde yakalanmazsınız. Çünkü prostat hiperplazi, benign prostat hiperplazi, iyi huylu prostat büyümesinin genetik yatkınlığı da var. Yani genetik transferi var. Dolayısıyla kendinizi korumuş ve önlemiş olursunuz. Yani aile bireylerinizin geçmişlerindeki rahatsızlıklara bakarsanız, hangi kürü, hangi sebzeyi, hangi meyveyi, hangi tahılı, hangi baharatı, hangi tıbbi aromatik bitkinin çayını içmeniz gerektiğini bu şekilde öğrenir ve onun tedbirini almış olursunuz. Göz tansiyonu, eğer birisinde göz tansiyonu varsa domates suyu içecek. Tam o yeterli değil, beraberinde bir de böyle bir domates suyunu içtikten birkaç saat sonra iki defa günde de melisa çayı içecek. Bak bakalım. Glakom yani göz tansiyonu diye bir probleminiz ortadan hayretle kalktığını göreceksiniz. Bunu söyleyeyim. Bir de yaşlılığa bağlı makula dejenerasyonu var mesela. Hı? Bu makula dejenerasyonu işte böyle düz bir kolana baktığınız zaman onu eğri görürsünüz. Görme alanı darlığı vardır. Yani bütün burada İşte bu ileri yaşta gözüken makula dejenerasyonuna karşı domates suyu, taze sıkılmış domates suyu içeceksiniz. Yani hocam böyle söylediniz ben salatama bir tane daha domates fazla doğrattırayım faydası. Evet faydası hiç yoktur diyemem var. Ancak onun içine yağı, tuzu ve diğer işte biberdi, sarımsaktı, ne bileyim maydanoz, soğan koyduğunuz zaman, limonu da sıktığınız zaman veya sirkeyi kimyayı değiştiriyorsunuz. Hı. Yani etkisi sıfırdır diyemem ama %10, %15 etkilidir. Ama tek başına içeceğiniz 150-200 mililitre domates suyunun
hiçbir zaman o yerini dolduramaz. Bunu söyleyeyim. Şeyde satılan domates suları etkili olur mu? Kutularda satılıyor ya hocam. Marketlerde satılıyor domates suyu şeklinde. %100 domates suyu yazıyor üzerinde. Tamam. Olur tabii mu o da? Ki. Neden olmasın? Çünkü onlar konsantreden üretiliyor. O yüzden evet. Sordum. Neden olmasın? Tabii ki.